Evet. 2 gün önce forum kasıt damlatma yapmıştım. Tek çerçeve kıvanımda araba dökülmüş mü ona bakıyorum. Sayacağım şimdi ne kadar dökülmüş. Bir tane bu da var. Evet. 2 3 4 5 6 7 8 9 bu zaten böyle toplanmış. Bir de şu an tablanın kenarında kaldığı için, şu grupta kaldığı için zaten arılar da şu grupta yoğunlukta. 2 gün geçmiş. Fazla bir aşırı bir dökülme yok ama belli bir sayıda varva dökümü var. Arıların üzerinde ben varva görmüştüm zaten. Varvaları dökmek için yine çaba göstereceğiz. Formik asit damlatma ya da oksalikle. Oksalik damlatma için yani damlatma derken gliserinle birlikte çerçeve üstüne verilmesi için normalde Nisan'da başlıyoruz. Şimdi kovanın içine atacağım. Evet, bu arımız en hırçın arımız. Şurup şu an körüksüz giriyorum, eldivensiz. Şurubu biraz çekmiş ve tabii bu olmalar var doğal olarak. Onun haricinde bir tane de bombusa daldılar şu anda. Evet, bombus da havadan gelince bombusa daldılar. Zaten bombuslarla iç içeyiz. Bölgemizde sarıcalar, bombuslar veya eşek arıları yılın 365 günü var. Çünkü kışın çoğunlukla uyumuyorlar. Evet, bombusu gitsin kendi yuvasına. Onun haricinde şu ortadaki çerçeveyi, bu plastikli bölme tahtasını bu en dibe de koyabiliriz. Benim kovanım 3 santimlik kalın kovan olduğu için bunu oraya koymaya gerek duymadım. Normalde 3 santimlik kovana hiç gerek yok. Hatta standardı 2,5 ama bölgemizde 2 santimlik kovan da kullanılabilir. Hatta 1 santimlik kovan kullanıp şu plastiklerden de kullanılabilir. Kovan kalınlığını dert etmeyin o kadar. Önemli olan arının üstünün ve yanlarının iyi olması. Yanlarda zaten bu plastik gibi veya kendi yapacağınız strafor üstü bezle beraber kapatmayla birlikte duvar rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben şimdi fazla kurcalamadan bunun altına petek örmüş mü ona bakayım. Ve kapatayım. Evet, görünürde petek örümü yok. Direkt kapatacağım. Şu an arı kekle meşgul. Keklerini yesinler, bitirsinler. Bu esnada zaten gereğini onlar yaparlar. Şu an kekleri yiyerek komple çerçevenin altına komple yavru döşeyip kadro oluşturmaları gerekiyor. Kadro oluşturmadan şurupluğun altına petek örmesini beklememek lazım. Bir bombusu daha gönderelim. Bombus bu kovanın içine nasıl girmiş onu da göstereyim. İşte buradaki delikte daha önce kovan savunması vardı. Üstüne keki verince tabii kovan savunması düştü. Arılar şu an kovan içinde komple kekle meşgul. Kek yemekle meşgul. Kovan savunması yok. Suyun üstünde gördüğünüz ölü bombus da zaten muhtemelen buradan girmiş. Sağ taraftaki şurupluğun içindeki sadece suydu. İçinde bombusun ölmesi de gayet doğal. Gece don oluyor. Soğuk suyu içen bombus tabi doğal olarak kan damarları daraldığı için hareketsiz kalıyor.
sonunda da boğuluyor. Şimdi ben bu deliği biraz bomuslar girmesin diye daraltacağım. Çünkü kovan savunması yok. Gündüz hava sıcak olsa da içeride savunma yapan yok. İşte bomusların hepsi veya sarıcaların hepsi toplansa gelse bu kovanı çok kolay çökertebilirler. İşte ormana yakın olan veya iklimi ormana dönük olan yerlerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi kovan savunması zayıf oldu mu, 4 çerçeveden 5 çerçeveden aşağıya oldu mu her zaman risk. Yazın da bile, kışın da. Tek arı girip çıkabilecek şekilde daralttım. Artık bombuslar giremez. Zaten diğer yerler de kapalı çünkü arıyı en sağa, en sola almıştık. Ortada kışlatmadığımız için. Eğer ortada kışlatsaydık her iki tarafına da straforla koruma yapmamız gerekirdi. Isı koruması yapmamız gerekirdi. Üstünü de iyice kapatmamız gerekirdi. Özellikle yağma sorunu olmasın. Dışarıdan gelen yağmacı arılar kovanın ortasından alıştığı şekilde kovanın ortasından giriş çıkış için zorlamasın diye en sola aldım. Bu da diğer yarım çerçevenin yarısı kadar bir kovan. Çeyrek çerçeve bir kovan. Buna da formik vermiştim. Burada da düşen varağa zaten az bir varağa düşmüş ama sonuçta en zayıf arıda bile bu mevsimde hele yani kışın bile varağa var. Evet. Bu arının mevcudu diğerinden daha da zayıf. Yine bu şurup, bu su. Fazla çerçeveleri buraya koymuştum. Giriş deliğini daralttığım için. Şimdi buna tekrar formik damlatma yapacağım. Yani düşebildiği kadar düşmesi lazım varvaların. Evet. Vurduğum ölçü bu. Kanatlarını çırpmaya başladılar mı? Bırakıyorum, bu kadar. Giriş deliğini de aynı şekilde en sola almıştım ve sadece tek arı geçecek kadar kapatmıştım. Bakayım bombuslar giriş deliğini açmışlar mı, dışarıdan açmamışlar. İçeriden de herhangi bir açma yok. Bu şekilde kalacak. Şimdi bu arıya benim bir şekilde varva olduğunu bildiğim için ve varva dökülmüş olsa bile her ne kadar daha içinde varva olduğunu bildiğim için, tahmin ettiğim için bu arıya benim varva mücadelesini devam etmem lazım. Şimdi üstünde kek var. Kek yiyor. Kekten dolayı damlatma yapamıyorum. Herhangi bir oksalik asit vesaire, oksalit gliserin karışımı da veremiyorum. Formik asit damlatma da yapamıyorum. Onun haricinde bu mevsimde şerit de veremiyorum. Herhangi bir şekilde benim varva için müdahale etme şansım yok. Oksalik buharlaştırma da yapamıyorum. Sonra zaten kimyasal ilaç vurmuyorum. Geriye bir tek seçenek kalıyor. Benim alttan, kovan altından buna bir şekilde vermem gerekiyor. Kovan altından verebileceğim %20'lik oksalik asit verilebilir. Onu da miktarı az olması lazım. Üstten formik asit versek çerçeveye en fazla 2 miligram verebilmemiz lazım. O da yani arı zaten zayıf. Kaldı ki bütün asitleri, bütün her şeyi yani ne verirsen ver. Sonuçta varayı öldürüyor ama bir miktar arıyı da öldürüyor. Benim için geriye tek bir seçenek kalıyor. Oksalik asit de yani Nisan ayı gelmediği için, hava sıcaklıkları müsait olmadığı için halen gece donları da devam ediyor. Gündüz sıcaklığı fazla da yok. Güneş var ama ısı fazla yok. Ya zaman zaman da yağmur oluyor. Yağmur vuruyor. O yüzden geriye tek bir seçenek kalıyor. Formik asit. Formik asiti de artık buharlaştığı kadar öyle bir şey ki formik asiti de fazla vermemek lazım. Fazla verirsen ana kesme durumu var. Sonuçta kovan zaten zayıf. Zaten streste. Ben kendimce bir aparat buldum. Bu aparat çakmaklık, bu marketlerde satılan çakmak altı
olarak kullanılan, çakmak standı olarak kullanılan bir aparat, plastik malzeme. Bu malzemeyi kovan dip tablasına yerleştiriyorum. Zaten arının olduğu bölüm şu bölüm. Arı şu bölümde. Tek çerçeve, zaten arının geldiği hiza bu kovan içinde. Benim yapacağım şey, buna birer damla, bazen iki damla da kaçıyor, birer damla koyarak bunu kovanın altına koyacağım. Şu anda kovanda ses yok. Zaten koyduktan sonra arının bundan etkilenip etkilenmediğinde zaten ses durumundan da anlayacağız. Ön tarafa doğru ittim. Biraz zor giriyor. Kovanın altından verdim. Etkilenme, çıkma var mı? Bakıyorum, herhangi bir etkilenme. Çıkma yok. Aşırı bir etkilenme, çıkma yok. Evet. Birkaç gün bu şekilde kalacak. Bu da bir arıcı büyüğümüzün aralığındayız şu anda. Şu anda onun sepet kovanlarından bir tanesi. Ben buradaki amacım sadece bölgemizdeki bombus durumunu göstermek için. Hatta kovan başı 35-40 tane kaneden aşağı düşmüyorlar. Yani zayıf arılar nasıl baş etsin? Sepet kovan normal kovanın içine konulmuş vaziyette. Evet. Bombuslar. Kovanın içine giremeyip burada ölmüşler bombuslar. Yani her tarafında var. Bir de bu da gece soğuklarının olduğu bir vakit. Havalar biraz daha sıcak olduğu dönemde bayağı bir var. Kovanı daha açıyorum. Evet. Şimdi bu kovana bakalım yine. 8 çerçeve. Kekini köşeye koymuş. Biraz saldırgan, aç kalmış arı. Doğal olarak keke ulaşamıyor. Örnek olsun diye gösterdim. Şimdi ben kekini yayıp aç kalamaların önüne geçeceğim. Çünkü gece don oluyor. Hayvan aç, kemer yok, bir şey yok. Mecbur o keki yemesi lazım. İşte 8-10 çerçeveli bu kovanın arı nereye salkım yapmış? Daha önce sağ tarafa uca yapmış. Şimdi arı oradaki gıdayı bitirince sol tarafa geçmiş. Buradaki keki de biraz yemiş. Ama arı bala odaklı olduğu için bal neredeyse oraya doğru kaymış kovan içinde. Dolayısıyla bunu ben açacağım. Açtıktan sonra arı neredeyse, şu an salkımı neredeyse oraya koyacağım. Çünkü havalar gece don zaten, gündüz de soğuk. Güneş var ama soğuk. Arının bu keke ulaşması lazım. Keki komple bu şekilde açtım. Bu şekilde kekin bu tarafı arıların üstüne gelecek vaziyette, rahatlıkla ulaşılabilecek vaziyette koyacağım. Hazır arıları bu şekilde bulmuşken, üzerinde kek yokken formik damlatmasını da yapacağım. O işte çıkacak aradan. Tabi arılar doğal olarak saldırgan. Aç kaldılar çünkü. Arıların üstüne gelecek şekilde tabi bittiği için artık şişe bitmiş vaziyette. Fazla dökemiyorum. Normalde biraz daha dökebilmem lazımdı. Ama yeterince
dökemedim yani. Artık şişeyi yenileyince dökeceğiz. Tabi arı ısırmaya başladı bir de. Şimdi arı formik kokusundan aşağıya doğru kaçtı. Hazır kaçmışken formik asit kokusundan ben de arının salkım yaptığı yere üstüne doğru koydum. Örtüsünü de örtüyorum.